Mahmut Bey merhabalar, programımıza hoş geldiniz. Teşekkürler, sağ olun. Evet değerli izleyenler, Konya yolculuğumuz hız kesmeden devam ederken şimdi de sizlere Konya'da bulunan Safa Kırtasiyesi'nden sesleniyoruz. Yanımızda kurucusu Mahmut Bey var. Mahmut Bey tabii ki yaptığınız hizmetleri geçeceğiz ama ilk önce tanımak istiyoruz. Mahmut Bey kimdir? Kaç yıldır bu sektördedir? 1978 yılında ticari faaliyetlerimize bu sahada başladık. 82 yılında Konya Bedesten işine geçtik. Kitap kırtasiye üzerine. O yıllarda kitap ağırlıklıydı. Dini kitap, diğer kitaplar, kültür kitapları. 85 yılında Mavi Kütüphane ismiyle ikinci şubemizi Mevlana Caddesi'nde açtık. Çok güzel. Daha sonra 1988 yılında toptan faaliyetimize başladık. 2006 yılında da bulunmuş olduğumuz matbaacılar içerisindeki Kırtasiyeciler Kooperatifine geldik. 2006'dan bu yana hem okul malzemeleri üzerine, eğitim alanında okul malzemeleri üzerine hem de işletmelerin, sanayicilerimizin, şirketlerimizin ve resmi kurumların büro ve ofislerinde kullanacakları malzemeler üzerine, tüm büro malzemeleri, kırtasiye üzerine faaliyetimizi devam ettiriyoruz. Aslında bir ömür vermişsiniz siz bu evet. sektöre. Peki daha çok hangi ürünler ve hatta sizlerden bir ürün yelpazenizi alalım. Neler var burada? Mesela eğitim alanında anaokulundan ilkokula, ortaokuldan üniversiteye kadar öğrencilerin ihtiyacı olan bütün kırtasiye malzemeleri portföyümüzde bulunmakta. Büro alanında da ofis alanında mesela yeni kurulan bir işletme ofisinde ne lazımsa yani kaleminden zımba, delgeç vesaire gibi masa üstündeki kullanabileceği bütün ofis malzemeleri portföyümüzde bulunmakta. A'dan Z'ye buradan temin evet, edebiliyorlar. Evet, her türlü ihtiyaçlar bulunur. Aslında sadece Konya'da hitap etmiyorsunuz değil mi Mahmut Bey? İnternet satışımız var. Trendyol, evet. Hepsi burada. N11. Bunlar kanalıyla yani Edirne'den Hakkari'ye kadar bütün müşterilerin hizmetindeyiz. Peki müşterilerden gelen tepkiler nasıl oluyor? Mutlu musunuz bu gidişatta? Şimdi mümkün olduğunca müşterileri memnun etmeye çalışıyoruz. Evet. Ama bazen eksik anlaşılma, yanlış anlaşılmadan dolayı yanlışlık olabiliyor. Ama bunu telafi ediyoruz, müşteriyi yine memnun ediyoruz. Peki, yani evet. Misal Siirt'e göndermişiz yanlış bir ürün veya yanlış anlaşılmış. O geri gelmiş, tekrar göndermişiz, memnun etmişiz yani. Mahmut Bey, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamı. Ben teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Çok mersi, çok teşekkür ediyoruz.